Evet, biraz da oyun sektörünün internette edindiği yer ve reklamlamasından bahsedelim veya daha geniş bir ismiyle pazarlamasından bahsedelim. Şimdi tabii oyun sektörü aslında ilk zamanlarından beri, tabii dijital oyun sektöründen bahsediyoruz. Yani kutu oyunları, el oyunları vesaire gibi konular çok çok daha eskilere gidiyor zaten. Dijital oyun sektörü ee, bir dönemdir, özellikle 2000 yani 7-8'den beridir diyelim. E, mobil oyunların da ciddi anlamda yükselişe geçmesiyle birlikte e, büyük bir pazar haline almıştır. Yani çok çok büyük bir pazar haline almıştır. E, çok geniş e, konularla incelenen ve çok uzun uzun şekillerde taranan farklı farklı tezlere konu olan hatta üniversitelerde ders olarak anlatılan büyük kocaman bir sektör haline gelmiştir bir önemli nokta haline gelmiştir peki bir oyun yapıldığı zaman pazarlaması eskiden nasıldı şimdi nasıl gibi bir konudan biraz bahsedelim tabii ki burada konuştuğumuz şeylerin çoğu hani çok daha böyle giriş ve orta seviye sayılır. Yani daha ileri seviye şeyleri de tabi araştırmak gerekir. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bir oyun pazarlanacağı zaman eskiden şu yapılabilirdi zaten çok çok fazla fikir vardı ve bu fikirlerin hepsi mutlaka ve mutlaka güzel yerlere gidebilecek fikirlerdi. Güzel düşüncelere gidebilecek güzel yaratımlara gidebilecek fikirlerdi ve Bunların hepsinin e, pek çoğunun diyelim ya da ilk olması e, çok ciddi kazanç sağladı ve e, yani konuyu geliştirdi. Şöyle geliştirdi e, örneğin ilk labirent oyunu işte e, ilk tetris oyunu mesela bu zaten en önemlilerinden biridir ilk tetris e, işte bunun beraberinde e, ilk yürüme simülasyonu mesela ilk RPG oyunu. Yani bunlar gibi e, ilkler bir kere her şeyden önce çok başka bir dünyaya sahipti pazarlamada. E, ama artık günümüzde ilk oldukça zor. E, ancak VR gibi teknolojiler geliştiğinde işte AR gibi şeyler geliştiğinde hani onların ilklerinden bahsedebiliyoruz. Hatta yani daha net olarak onlardan bile bahsedemiyoruz. Daha hala o kadar büyümediler bile. Tabii ki çok büyük bir gelecekleri var o ayrı. Eee... Yani bu bu şekilde bir e, durum söz konusu. E, fakat günümüzde m, böyle değil. Günümüzde artık e, her şeyin neredeyse bir ilki yapılmış denenmiş ve mutlaka e, ortaya başka sonuçlar çıkarmış durumda. Ya da e, hani öyle olmasa bile benzer örnekleri çok fazla mevcut diyebiliriz. Şimdi. E, buradaki şey nedir deneme nedir buradaki e, söylem nedir buradaki söylem şudur Artık günümüzde bir pazarlama e, yaparken herhangi bir oyuna e, artık çok daha detaylı çok daha uzun düşünmek gerekiyor ve e, çok doğru noktaları çok niş noktaları e, böyle akıllıca bulmak seçmek ve ciddi bir mesai harcamak gerekiyor. Bu mesai nasıl neden harcanıyor? İşte tam olarak şu sebeple bir oyun yaptığınız zaman biliyorsunuz ki bu oyun bu türün ilki değil, sonuncusu da değil, dünyadaki en orijinal fikir de değil. Bu sebep, ha tabi olabilir bu ayrı bir şey. Yani dünyadaki en orijinal fikri de üretebilirsiniz tabii ki. O zaman kesinlikle ve kesinlikle çok büyük bir başarı elde edersiniz ve pazarlaması kolay olur tabii ki. Ben sadece hani bu günümüzde artık eskisi kadar kolay olmadığı için böyle bir örnekten gidiyorum. işte bir şekilde oyununuzu pazarlamaya karar verdiniz, pazarlıyorsunuz. Bir ilk olmayacağı için ve bir son da olmayacağı için... Ciddi oranda önemli bir noktaya dikkat çekmeye çalışacaksınız oyununuzun neden indirilmesi gerektiğini insanlara anlatmaya çalışacaksınız diğer benzerlerinden ne farkı var ya da belki de tamamen kendi başlı başına ne farkı var yani kendi karakteri olarak ne farkı var bunlar gibi bir sürü konudan bahsetmeniz gerekecektir ve daha da önemlisi zaten herhangi başka bir örneğe çok fazla benzerliğiniz varsa Orada bir durup düşünmek gerekir. Yani ne kadar benziyoruz ve bu benzerlik mantıklı mı? Yani pazarlama açısından bizi doğru yere götürebilecek bir şey mi? Bunların hepsini sorgulayarak hareket etmek gerekiyor. Dediğim gibi eskiden bu çok çok daha kolaydı, ama artık o şekilde değil. Artık epeyce detaylı bir işlem haline geldi pazarlama konusu. Tam olarak bu sebeple artık bir oyunun pazarlaması zaten günümüzde de çok örneği olduğu üzere artık bir ekip tarafından yönetilir oldu ya da büyük bir şirket tarafından yönetilir oldu ve yani tek tek başına böyle basit birkaç sloganla çözülebilecek bir durum olmaktan çıktı. Biliyorsunuz çok da fazla mecra da var artık oyunların tanıtılabileceği. İster bunlar dergiler olsun, isterseniz sosyal medya alanları olsun, YouTube gibi video kanalları olsun. Ya yani pek pek çok pek çok yöntem mevcut ve pek çok konu mevcut. Bu sebeple pazarlama artık günümüzde başlı başına bambaşka bir konu halini aldı ve oyunlarınızın önemli noktalarını sadece ve sadece insanlara duyurmaya çalışır hale geldik ve tabii ki sürekli olarak insanlara oyunumuzu indirtme veya satın aldırtma peşinde olduğumuz bir pazarlama dünyası haline geldik. Bu sebeple hani mutlaka bir iş yaparken, bir oyun çıkartırken pazarlama tarafını da düşünerek oyununuzun mutlaka ve mutlaka niş bazı özelliklere sahip olduğundan emin olmanız gerektiğini düşünüyorum.